tahıl beyin veya tahıl kafa lafı çok ağır bir laf. Doğru bir laf değil. Yani binlerce yıldır insanlık tarihi tahıllarla kültürünü oluşturdu. Ancak bugün yediğimiz tahılların, yani buğdayın, arpanın, o anamızın değil ama dedemizin, büyük annemizin yediği tahıl olmadığı kesin. Yani genetiğiyle oynandı, içindeki gluten miktarı arttırıldı. İncecik siyez buğdayı, şişman Meksika buğdayına dönüştürüldü. Sonuçta onu yiyen insanlar da şişko ve hasta insanlar haline geldi. Doğru. Yani bir fırın ekmeği bugün gidip aldığımız, doğru, çok içinde gluten olan, çok fazla nişasta olan bir ekmek. Ama bir işin ekonomisi var. Yani bu ekmeği yiyelim ama bunu gidip siz ekmekçiden alırsanız tanesi 10 liradan aşağıya yetiyor. Evet, değil mi? Yani 4 kişilik bir aile günde 4 tane, 3 tane böyle bir ekmek aldığı zaman asgari ücretle bunu karşılayamaz. Doğru, doğru hocam. Ama şunu bilmemiz lazım. Ekşi maya ekmeğinin özelliği ne peki hocam? Çok diğer güzel ekmeklere bir soru. Göre. Çok güzel bir soru. Niye ekşi mayalı ekmekte gluten daha az sorusunun cevabı çok net ve açık. Nedeni şu. Siz bu ekşi mayayı hazırlarken içindeki maya bakterileri de çağla gibi, Osmanlıca gibi yiyecek maddeler yiyorlar.